Sulu'yu özledim. Biraz yanına gideceğim. Gelmek ister misin? Aa, tamam almış. Gelirim tabii. Zulu, güzel arkadaşım. Zulucuğum, biz geldik. Canım arkadaşım, ne yapıyorsun? Aa, Zulu gazete okuyor. Neler var gazetede Zulu? Hmm, eğlenceli haberler, oyunlar varmış. Ha, ne oldu Zulu? Hayvan sirki mi? Hayvan sirki nedir abi? Annem hiç güzel bir yer olmadığını söylemişti. Hayvan arkadaşlarımızın hapis edildiği bir yermiş galiba. Öyle mi Şuşu? Efendim Pepeciğim. Sirk nasıl bir yerdir? Orada neler yapılır? Normal sirklerde insanlar gösteriler yaparlar. Üstünde çok yüksekte yürürler. Tek tekerlekli bisikletle giderler. Ama bir de hayvan sirkleri vardır. Annenin seni götürmediği sirk sanırım hayvan sirki olmalı Pepe. Hayvan sirkinde gerçek hayvanlar zorla sahneye çıkartılıp izlemeye gelenlere bazı gösteriler yaparlar. Örneğin kaplanlar hoplar, zıplar, değişik hareketler yaparlar. Kocaman filler dans ederler. Maymunlar ateş yanan çemberlerin içerisinden geçerler. İstemeden mi yaparlar bunu? Evet bebe, istemeden yaparlar. Onları zorla eğiten insanlardan korktukları için ve mecbur kaldıkları için yaparlar. Ve bundan hiç hoşlanmazlar aslında. Ay, yazık onlara. Sirkçi insanlar o hayvanların özgürlüklerini alırlar. Ve bu gösterileri onlara zorla yaptırırlar. İnsanlar neden bu zavallı hayvanları izlemeye gidiyor ki? Hayvanları seven, onların orada zorla tutulduğunu, hapsedildiğini bilen insanlar gitmezler sirke Pepe. Bunu bilmeyen insanlar kendilerini eğlendirmek için giderler. Ama orada özgürlüğü alınmış bir hayvan zorla istemediği hareketleri yaparken izleyenler nasıl eğlenebilirler ki? Kimse sirke gitmesin. Kimse sirke gitmezse sirkçiler de bu işi yapmaktan vazgeçerler. Değil mi Şişim? Evet canım, kesinlikle öyle. Kimse izlemeye gitmezse hayvan sirki diye bir şey olmaz. Ve hayvanlar hapsedilmezler. Ben hayvanların hepsini çok seviyorum Şuşu. Hiçbir hayvan arkadaşımız hapis olmasın. Aa, burada gazetedeki haberde sirk gelmiş ama kimse izlemeye gitmemiş. Sirkçi de hayvanları serbest bırakmış. Bu işi artık yapmayacağım. Kimse sirkçilik yapmasın. Ne güzel. Yaşasın özgür hayvanlar. Çok güzel bir habermiş Buzulu. Hayvan sirklerine kimse gitmezse hayvan sirki diye bir şey kalmaz. Kimse hayvan sirki yapmaz. O zaman biz hiç sirke gitmeyeceğiz. Gidenlere de kızacağız. Gitmeyin, hayvanlara yazık diyeceğiz. Evet diyeceğiz. Hayvanlar bizim dostumuz. Aa Şişu. Hadi hayvanlar bizim dostumuz şarkımızı söyleyelim. Hadi söyleyelim canım. Hayvanlar bizim dostumuzdur. Hayvanlar bizim dostumuzdur. Onlara dost gibi davranmak gerek. Onlara dost gibi davranmak gerek. Hayvanlar bizim dostumuzdur. Hayvanlar bizim dostumuzdur. Onlara dost gibi davranmak gerek. Onlara dost gibi davranmak gerek. La 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 la. Onlara dost gibi davranmak gerek. Onlara dost gibi davranmak gerek. Güzel arkadaşım, seni gördüğüme çok mutlu oldum. Ama şimdi gitmemiz gerekiyor. Annemle kekelere gideceğiz ya. Aa doğru. Biz yine geliriz Zulucuğum. Hoşça kal. Anne, biz geldik. Anne. Geldim. Kekeleri ne götürüyorsun? Kısır yapmıştım canım. Orada beraberce yeriz diye götüreyim dedim. Kısır bayılırım. Anne, ben Keke'yi, Bibi'yi, Zeze'yi, Dudu'yu, Mimi'yi hepsini çok seviyorum. Beni? Seni zaten çok seviyorum bebe. Aa, tamam. Abim beni sevmiyor diye çok korktum yani. Aslında öyle korkulacak bir şey değil de. Ha işte geldik. Keke, biz geldik.
Hoş bulduk Keke'cim. Hoş bulduk Keke. Anne biz biraz bahçede oynayalım mı? Tamam canım. Oyuncaklarımla oynamak ister misiniz? Çok isteriz. Evet. Aa, ne kadar oyuncaklar bunlar Keke. Evet. Bunlar benim hayvan dostlarım. Aa. Hadi bir oyun kuralım bu güzel hayvanlara. Tamam. Nasıl bir oyun kursak? Burası sirk olsun. Ay biz sirkleri hiç sevmeyiz. Hiç de gitmeyiz. Gidin de sevmeyiz. Evet hayvanlar orada hapis oluyorlar. Özgür olamıyorlar yazık. Evet aslında sirkleri ben de hiç sevmem. Hiç de sirke gitmedim. Ama bu oyunu çok seviyorum. Çünkü bu oyunda hayvanları sirkten kurtarıyoruz. Ben bu oyunu bayıldım. Evet onları sirkten kurtarıp ama özgür bırakalım. Hadi. Tamam. Şimdi biri sirkçi olmalı. Kim olacak? Tamam. İlk ben olayım sirkçi. Biz de hayvan kurtarıcı olalım abi. Hadi. Hadi kendimize giysi yapalım. Çok komik oldu. Şimdi hayvanlar yukarıda hapis tamam mı? Sirkçi onları hapis etmiş. O zaman ben burada durayım. Kimse hayvanlarımı alamaz. Onları hapis ettim ben. Gösteri yapıp para kazanacağım. Şimdi gördün mü? Hayvanlar yukarıda. Evet gördüm. Nasıl kurtaracağız onları? Bir plan kurmalıyız. Sen gidip sirkçiyi oyala. Oradan uzaklaştır. Siz gidince ben de... Yukarı çıkıp bütün hayvanları oradan kaçıracağım. Tamam, harika. Merhaba sirkçi. Merhaba. Ne yapıyorsun burada? Hayvanlar kaçmasın diye burada bekliyorum. Gelsene biraz bölümüne şöyle. Yorulmuş dondur. Sana ayran koyayım da iç. Ayran şurada gel. Aa tamam. Ayranı çok severim ben. Al bakalım. Uzaklaştırdım abi. Hadi kurtar hayvanları. Tamam tamam geliyorum. Güzelmiş değil mi ayran? Evet çok güzelmiş. Bir tane daha versene. Hadi kaçın gidin ormanınıza. Özgürce yaşayın koşun. Kurtarıyoruz sizi bu sirkçiden. Kaçın kaçın. Aa, hayvanlar kaçıyor hayvanlar kaçıyor. Toplayın hayvanları kaçıyorlar kaçıyorlar. Kaçıyor hayvanlar kurtuluyor. Durun yakalayacağım. Hayvanlar kaçıyor. Kaçın ormana doğru kaçın. Ormana doğru. Ayıcık düştü ayıcık düştü kurtarın. Yorulmuşlar bunlar tamam mı? Burada uyusunlar yatıralım. Tamam olur. Uyumak onları dinlendiririm. Ay çok eğlendim. Ben de çok eğlendim. Hayvanları da kurtardık. Ya kimse hayvanları hapsetmesin. Evet ya hapsetmesin. Onlar bizim dostumuz. Hayvanlar bizim dostumuzdur. Hayvanlar bizim dostumuzdur. Onlara dost gibi davranmak gerek. Onlara dost gibi davranmak gerek. Hayvanlar bizim dostumuzdur. Hayvanlar bizim dostumuzdur. Onlara dost gibi davranmak gerek. Onlara dost gibi davranmak gerek. La 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 la. La 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 la. Onlara dost gibi davranmak gerek. Onlara dost gibi davranmak gerek. Maymuş, güzel arkadaşımız bizim. Evet işte güzel arkadaşımız Maymuş gelmiş. Sen Keke ile tanışmış mıydın Maymuş? No, no. Merhaba ben Keke. Aa, Maymuş, Keke ile tanışmayacak mısın? No, 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 no. Ama Keke hayvanları çok seven bir arkadaşımız. Değil mi Keke? Evet ben bütün hayvanları çok severim Maymuş. Aa, Maymuş başka bir şey kurttu galiba. Ha? No, 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 no. Nedir peki? Ha, anladım. Ona sarılmadık diye düşmüş. Ben de memnun oldum. Ben tatlı köpekçiyim. Ben de tatlı bir kedicik. Kedicik köpekçiyim.
kediler köpekleri yakalayamaz bir kere. Demek öyle. Hayo! Sen artık beni yakalayabiliyorsun bebe. Kedicik artık büyüdü abi. İstersen ben her şeyi yaparım. Bütün zorlukları aşarım. Aferin sana kardeşim. Artık hızlı koşabiliyorsun demek ki. Tabii ya, ne sandın? Dur köpüş oğlum dur. Yalama yüzümü. Mırmır kediciğim gel bakalım. Bunlar acıkmış galiba Pepe. Bak evet dedi. Ay kaplarında su kalmamış. Susamış olabilirler. Kapış da evet dedi. Hemen getireyim ben. Bekleyin güzel çocuklarım benim. Şimdi size yemek su getirecek Pepe abinin. Ne oldu bebeciğim? Şuşu. Şimdi bizim bir tane kedimiz, bir tane köpeğimiz var ya. Evet. Biz onlara acıkınca yemek veriyoruz. Susayınca su veriyoruz. Ama sokaklarda kimsesi olmayan kediler, köpekler var. Onlar acıktığında nereden yemek buluyor? Susadığında nereden su içiyor? Kendileri bulmaya çalışıyorlar bebe. Çoğunlukla çöpleri karıştırıp çöpe atılan yemek artıklarından bir şeyler bulmayı deniyorlar. Suyuysa bu sıcakta çok zor buluyorlar tatlım. Yani aslında onlar sokakta çok zor şartlarda yaşıyorlar bebeciğim. Ay çok üzüldüm şimdi. İşte geldim. Alın bakalım. Ne oldu bebe? Niye üzgünsün? Abi köpüşle kılıçımız doydu ama sokakta yaşayan hayvanlar aç ve susuz olabilir. Havalar çok sıcak ya şimdi. Doğru diyorsun bebe. Annem ekmek istemişti. Ben ekmek alıp hemen geliyorum kardeşim. Tamam abi. Ne güzel bir gün la 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 la. Böcekler ne güzel, çiçekler ne güzel la. Hanım, hanım bey, sormayın sen. Hanım bey, gözüme vura vura. Çürüttüm sol yanım eyle. Le 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 le. Le 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 hanım. Gelin bakalım güzel kedicikler. Size yiyecek ve su getirdim. Geldiler canlarım benim. Afiyet olsun. Gelin minik kedişler. Zeze ablanız size mama getirdi, su getirdi. Zeze, kızım ne yapıyorsun orada? Kedilere yemek getirdim bakkal amca. Suyum bitmiş. Al kızım, istediğin su olsun. Çok teşekkür ederim bakkal amca. Gerçekten bu yaptığın çok güzel bir davranış Zeze. Ben de aklıma geldikçe sokakta yaşayan kedilere, köpeklere yemek veriyorum. Su da koyuyorum. Evet bakkal amca. Biz onlara yemek vermezsek, su vermezsek. Hele bu sıcak havalarda. Ne yaparlar ki bu hayvancıklar? Aferin kızım, aferin. Pepe'yi gördün mü Zeze? Bugün hiç gelmedi. Bakkal amca, Zeze merhaba. Merhaba Pepe. Yaşasın. Ben de tam seni soruyordum. Vallahi iyi insan lafı listine gelirmiş. Evet, ben iyi bir insanım. Zeze, o bisikletin arkasındakiler ne? Bak, sokaktaki kedilere, köpeklere su ve mama veriyorum Pepe. Ne güzel. Zeze de çok iyi bir insan değil mi bakkal amca? Evet, kesinlikle öyle. Hava bugün ne kadar sıcak değil mi Zeze? Evet Pepe, çok sıcak gerçekten. Merhaba çocuklar. Merhaba Şuşu. Merhaba Şuşu. Zeze, bu yaptığın o kadar güzel. Hayvanlar, hele de havalar bu kadar sıcakken içecek su bulmakta çok zorlanıyorlar. Sen onlara yardımcı oluyorsun. Evet Şuşu. Biz annemle her yere su kapları koyuyoruz. İçine de her gün su dolduruyoruz. Kedicikler, köpekler susuz kalmasın diye. Çok güzel bir davranış bu Zezeciğim. Kışın da babamla sokaktaki hayvanlar için kartondan ev yapıyoruz. Evet Pepe. Karton kutular ıslanmasın diye de böyle dışına poşet geçiriyoruz. Küçük bir de kapı yapıyoruz. İçine girip ısınıyorlar. Hiç düşünmemiştim, doğru. Kışın da sokaktaki hayvanlar çok üşüyorlardır. Babama söyleyeceğim, kışın ben de ev yapacağım. Sizinle gurur duyuyorum çocuklar. O zaman bize güzel bir şarkı söyler misin Şuşu? Evet, şarkı söyleyip dans edelim. Hadi Şuşu. Hadi o zaman.
Bugün gazete almayacak mısın Pepe? Almaz olur muyum? Gazetemi de isterim. Al bakalım. Sağ ol bakkal amca. Sen sağ ol evlat. Ben altlarımı anneme vereyim. Biraz da yemek su alıp geleyim, olur mu? Tabii olur Pepe. Abiş, nerede kaldın? Geldim bebe. Zeze'yi gördüm. Hani sokakta evi olmayan kediler köpekler nereden yemek buluyor demiştin ya. Evet. Zeze sokağa kediler köpekler için su ve mama koyuyordu. Sokaktaki hayvanlar yiyip içsinler diye. Aa, çok güzel abiş. Biz de yapalım biz de. Tamam, al bunları anneme ver. Aa, gazete de almışsın. Annemden fazla yemek varsa istesene bebe. Ben de su doldurayım. Tamam. Niye bu işleri bana yaptırıyorsun abiş? Ne olur kardeşim. Tamam bir şey olmaz. Seni kırmayacağım. Anne. Pepeciğim, ne kadar sıcak bir gün, öyle değil mi? Evet nene, çok sıcak. Nasıl susadım, nasıl susadım bilemezsin. Sen ne yapıyorsun çocuğum? Sokaklardaki kediler köpekler de çok susamıştır diye kaplar koyup içine su koyacağız. Ama iki tane kap bulabildim ben. Aa, ne kadar güzel bir davranış bu Pepe. Aa, dur. Şurada biraz kap vardı, vereyim sana hemen. Yaşasın. Aa, nene merhaba. Merhaba çocuğum. Bak annem bize yemek verdi. Kediler köpekler bunları yermiş. Ama sokakları kirletmeden kenarlara koyayım dede. Ha, tamam bebe, hadi gidelim. Görüşürüz nene. Güle çocuğum, güle güle. Zeze. Ha, Pepe, Pepe. Merhaba Zeze. Merhaba bebe. Bak kısır yemek su getirdik. Harika. Ben bu tarafa yeterince koydum. Biraz da şu tarafa koyalım. Ha tamam. Güzel kedicikler. Tatlı köpeklikler. Oy, benim kedişim gelmiş. Size bak, bu benim kedişim. Aa, ne oldu kediş? Aa, kediş ne oldu, küstün mü? Kediş, güzel kızım. Başka kedileri sevdiğin için kıskandı galiba bebe. Ben seni de çok seviyorum ama kediş. Hadi gel kızım kucağıma. Benim güzel çiçeklerim. Ne güzel
güzel açıyorsunuz böyle. Sizi çok seviyorum. Merhaba Şila. Merhaba Şuşu. Bak artık çiçeklerime. Onları ne kadar çok sevdiğimi söylüyorum Şuşu. Evet. Bebenin önerisiydi bu değil mi? Evet Şuşu. Gerçekten onları sevdiğimi söylediğimden beri hiç solmuyorlar. Bir çiçek açacağına 3 çiçek birden açıyorlar. Evet canım. Sevginin böyle bir gücü vardır. Her şeyi güzelleştirir, çoğaltır. Abla neredesin? Ay Eke buradayım kardeşim. Seni görmüyorum. Saçlarını gözünün önünden alırsan görürsün Eke. Buradayım. Ay işte buldum. Eke merhaba. Merhaba. Saçların ne kadar uzamış Ekeciğim. Evet. Seni rahatsız etmiyor mu saçların bu kadar uzun olması Eke? Hayır. Aslında çok rahatsız oluyor Şuşu. Ama kestirmekten biraz çekiniyor. Kestirelim diyoruz bir şey demeden kaçıyor. Ha, anladım canım. Çok üstüne gitmemek lazım. Kestirmesi gerektiğini mutlaka anlayacaktır. Eke çok akıllı bir çocuk. Şila merhaba. Hoş geldin Pepe. Eke saçının bu hali ne? Ege saçı uçurdu. Evet hem de çok uzadı. Evet çok uzamış saçların kardeşim. Niye kestirmiyorsun ki? Hayır. Saçlarını kestirmiyor mu? Kestirelim de demiyor, kestirmeyelim de demiyor. Sanırım henüz karar veremedi Pepe. Ha, anlıyorum onu. Ben de ilk kestireceğim zaman biraz kararsız kalmıştım. Ne yapsak da onun saçlarını kestirmeye ikna etsek Pepe? Baksana önünü bile göremiyor. Evet çok komik görünüyor gerçekten. Merhaba Şila, merhaba Pepe. Aa Pepe, Eke'ye bak. Hoş geldin Pepe. Saçların ne kadar uzamış öyle. Niye kestirmiyorsunuz Şila? Eke'yi henüz ikna edemedik Bebe. Aa, ama saçını kestirirsen çok rahat eder ama. Ona yardım etmeliyiz Bebe. Güzel bir fikir bulalım. Eke saçlarını kestirmeyi kendisi istesin. Tamam. Ben bebeklerini getireyim. Onlar da berbercilik oynayalım. Eke de izlesin. Harika bir fikir bu. Ben hemen getiriyorum. Aa Bebe biraz oyun oynayalım mı? Aa tamam. Oyun oynayalım Şila. Eke donacak. Eke bu taraftayız biz kardeşim. Sığınacağız. Berbercilik oynayalım ha. Ne dersiniz? Aa, berbercilik oynamaya bayılırım ben. Ben de. Eke de. Nasıl olacak? Şimdi burası berber dükkanı olsun. İlk berber ben olayım. Tamam. Ay benim saçlarım ne kadar uzamış Piti baksana. Ay evet çok uzamış. Evet. O zaman ben bir barbere gideyim de saçlarımı kestireyim. Saçlarımı kestireceğim. Evet Eke saçları çok uzadığı için berbere gidip saçlarını kestirecek. Yazık saçlarına. Niye yazık olsun ki? Saçlarımız kesilince hiç acımaz Eke. Gerçekten öyle yapma. Ben de acaba acır mı diye düşünürdüm hep. Hani elimiz kesildiğinde acır ya. Saçımız da kesildiğinde acır sanıyordum ama öyle değilmiş Ekeciğim. Merhaba çocuklar. Merhaba dede. Merhaba dede. Merhaba dede. Merhaba. Ne yapıyorsunuz bakayım? Oyun oynuyoruz dede. Berbercilik oynuyoruz. Oh, Eke, oğlum o saçının hali ne öyle? Ne olur dede? Saçların çok uzamış oğlum. Kestirsene. Biz de berbercilik oynuyoruz işte dede. Saçımız kesildiğinde acımadığını anlatıyoruz Eke'ye. Ha, anladım. Bak Eke, sarı mövcüğün tüylerini görüyor musun? Onun saçları da bu tüyler aslında. Bak onu azıcık kesiyorum. Kesebilir miyim sarı mövcük? Bak hiç canı yanmadı gördün mü? Evet. Pepe gel bakalım oğlum. Bir tutam da senin saçından keseyim mi? Tamam kes dede. Acıdı mı? Uy uy uy, hayır Eke. Hiçbir şey hissetmiyorsun. Tıpkı tırnak kesmek gibi. Dede benim saçımdan da bir tutam kessene. Aa tabii. Kestim bile. Acıdı mı? Hayır Eke hiç acımadı kardeşim. Saçlarımız acımaz. Tamam. Ben sarı mövcüğü çiftliğe bırakıp geleceğim çocuklar. Hadi siz devam edin oyununuza. Güle güle dede. Güle dede. Güle güle dede. Eke'm. Şimdi bak bu bebeklerle berbeğe gitmiş Eke'cim. Pepe hadi kes onun saçlarını. İşte çok güzel oldu. Aa benim bebeğiminki de çok uzamış. Onu da kes berber. Aa tamam hemen kesiyorum.
Ay çok güzel oldu. Kesimi kılır. Aa olur mu Ekeciğim, saçlarımız hep uzar. Ben de her uzadığında gidip kestiriyorum. Ya da nenem evdeyse nenem kesiyor. Evet saçlarımız kesildikten sonra da uzar Eke. Kısa kalmaz yani. Yani sen kestirdiğinde kısa saçı beğenmezsen tekrar uzamasını bekleyebilirsin. Değil mi Şuşu? Evet Ekeciğim, saçlarımız hep uzarlar tatlım. Çok uzayıp bize rahatsızlık verdiklerinde onu kesebiliriz. Hiç de acımaz. Tatlımam Şuşu. Ha, olmaz mı? Hadi söyleyelim. Saçlarımız uzayınca kıt kıt keseriz onları. Saçlarımız uzayınca kıt kıt keseriz onları. Biraz susun ıslat, biraz da kes kıt kıt. Biraz susun ıslat, biraz da kes kıt kıt. Kıt kıt, kıt kıt, kıt kıt keseriz. Kıt kıt, kıt kıt, kıt kıt keseriz. Önümüzü görürüz, rahat ederiz. Önümüzü görürüz, rahat ederiz. Kıt kıt, kıt kıt, kıt kıt keseriz. Kıt kıt, kıt kıt, kıt kıt keseriz. Önümüzü görürüz, rahat ederiz. Önümüzü görürüz, rahat ederiz. Ben masucuktan saçlarınızı keseceğim. Tek tek oturun berberin önüne. Senin saçların çok uzamamış zaten. Onun için az keseceğim. Kıt 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 kıt. Aa, kestim bak. Sıradaki. Ay benim de şu önlerim çok gözüme geliyor. Berber oraları kes biraz. Tamam tamam kesiyorum. Kıt 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 kıt, kıt. Kestim bile. Sen de kestirecek misin masucuktan Eke? Evet. Oo, senin saçların çok uzamış evlat. Hepsini keseyim mi? Bununla kes. Kıt 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 kıt. Oo, hepsini kestim işte. Bak gördün mü Eke? Gerçekten kesmek istersen de aynı böyle. Hiç hissetmeyeceksin bile. Ay Eke, bir tek mi dedim? Nenem çok güzel kesebiliyor. Öğlen yemeğinden sonra saç kesme kutlaması yapalım. Saçlarını kestirdikten sonra da bizim bahçede senin en sevdiğin oyunu oynayalım. Ne dersin? Şey. Evet. Ay. Gidelim. Görüşürsün. Aferin benim güzel kardeşime. Tamam kardeşim benim. Akıllı oğlum. Hadi gidelim. Nene, nene. Ne oldu Pepe? Hayırdır inşallah oğlum? Nene Şila ile Eke geliyor şimdi. Eke'nin saçları çok ama çok uzamış. Onun saçlarını keser misin? Küçük bir kutlamayla senin kesmeni ikna ettik. Hemen hazırlık yapmamız lazım ama. Tamam tamam yaparız oğlum. Allah senin canını almasın Eke. Saçların haline bak. Evet çok uzamış. Bir türlü kestirmiyormuş. Ama biz onu ikna ettik. Aferin çocuğum size. Merhaba nenişkom benim. Merhaba. Hoş geldiniz çocuklar. Ben de size öğlen harika bir kuru fasulye ile bulgur pilavı yaptım. Tam zamanında geldiniz. Bayılırım. Ben de. İçinde çok çevir. Tamam o zaman yemekli kutlamamız için bahçemizi hazırlayalım. Hepiniz Eke'nin saç kesim kutlamasına hoş geldiniz. Bugün güzel kardeşimiz Eke'nin saçı ilk kez kesilecek. Bu yüzden çok büyük alkışla Eke'yi sahneye alıyoruz. Aferin benim kardeşime. Merak etme. Hiç hissetmeyeceksin bile Eke. Acımıyor, acımıyor. Ya biz sana demiştik. Ay çocuğum ne kadar uzamış bu saçlar böyle. Ay çok güzel oluyor Eke. Gözlerini görebiliyoruz artık. İşte bu kadar. Al bak Eke, ne güzel oldu saçların. Beğendin mi kardeşim? Aa, Eke saçlarını beğenmedi galiba. Aa, beğenmedin mi Eke? Güzel olmamış mı kardeşim? Neresini beğenmedin oğlum? Çocuk. Beğendim. Yaşasın. Çocuklar, geçin dedim. Beğenecektim.
Yıkılacağım, yıkılacağım. Harika attın arkadaşım. Bende sıra. Hadi o zaman seninle bir oyun oynayalım. Misafircilik oynayalım mı? Sen bize misafirliğe gel. Aa tamam, geliyorum. Şimdi yakalayacağım, gör müsün? Seni yakalayacağım Zize, göreceksin, yakalayacağım. Hadi yakala da görelim. Çok yoruldum, ben oynamıyorum. İşte yakaladım. Aa, hiç de bile yakalamadım. Ben oynamıyorum deyip durdum. İşte bir kerem yakaladım ben. Ya niye mızıkçılık yapıyorsun Pepe? Ben kendim durdum. Hiç de bile ben yakaladım. Hayır ben durdum. Ben yakaladım. Hayır ben durdum. Aa, ne oluyor? Gel gidip bakalım. Sen beni yakalayamadın Pepe. Hiç de yakaladım. Ne yaptın Zize? Ben de sana. Dur Pepe ya. Pepe ya. Ne oluyor çocuklar? Ben tam anlamadım ne olduğunu ama Zize Pepe'ye vurdu. Ben de tam görmedim. Pepe dur oğlum, sakin ol. Ona gününü göstereceğim. Ne oldu Pepe? Zize bana vurdu öğretmenim. Bu doğru mu Zize? Bana neler olduğunu tam olarak kim anlatabilir? Öğretmenim Zize ile Pepe yakalamaç oynuyordu. Sonra bir baktık, yüksek sesle yakaladın yakalamadın diye tartışıyorlar. Sonra Zize Pepe'ye vurdu. Zize buraya gelir misin? Pepe'ye vurdun mu Zezeciğim? Evet. Neden vurduğunu öğrenebilir miyim? Yakalamaç oynarken Pepe beni yakalayamadı. Sonra ben oynamak istemiyorum, yoruldum dedim, durdum. Ama o gelip beni tutup yakaladım dedi. Ben oyunu bırakmıştım, durmuştum. Beni yakalayamadı yani aslında. Ve bunun için ona vurdun öyle mi? Öyle hemen vurmadı öğretmenim. Zize beni yakalayamadın dedi kaç kere ama Pepe de inatla yakaladığını söyleyince iyice kızdı Zize. Ama bana vurdu. Peki, hepiniz oturun bakalım. Arkadaşlar arasında böyle küçük sorunlar her zaman yaşanabilir. Birbirimize çok kızmış ve kendimizi sinirli de hissedebiliriz. Ama bu durumlar hiçbir zaman birbirimize vurmak gibi davranışlara dönüşmemeli çocuklar. Her ne olursa olsun, ne kadar kızmış olursak olalım, hatta tartıştığımız konuda tamamen haklı bile olsak kesinlikle vurmak yok. Ben zaten Pepe'yi vurduğum için çok pişmanım öğretmenim. Tamam, şimdi Pepe ile barışmanızı istiyorum. Ben seni yakalayamamıştım, haklıydın Zize. Durduğun için seni tutabildim ben. Özür dilerim arkadaşım. Ben çok mutlu etti şimdi Pepe. Ben de sana vurduğum için senden çok özür dilerim. Ne olursa olsun sana vurmamalıydım arkadaşım. Bunu bir daha asla yapmayacağım. Beni affet. Etmez olur muyum? Tabii ki affediyorum. Ben seni çok seviyorum Zize. Ben de seni çok seviyorum Pepe. Yaşasın. Aferin size çocuklar. Pepe, içeride benim masamın üzerinde yeni bir kitap var. Size okumak için almıştım. Getirir misin? Aa, yeni kitap mı? Getiriyorum öğretmenim. Nasıl bir kitap öğretmenim? Şimdi okuyunca siz karar verin nasıl bir kitap olduğuna. Kitap okuma saati mi yapacağız öğretmenim? Evet çocuklar. Getirdim öğretmenim. Sen de otur Pepeciğim. Herkes hazırsa kitap okuma saatimize başlıyorum. Ben kitap okurken siz ne yapacaktınız? Gözlerimizi kapatıp duyduklarımızı düşlemeye çalışacağız. Evet, çok doğru. Hadi bakalım başlıyoruz. Uzun zaman önce denizlerin derinlerinde çok sevdikleri gemilerinde yaşayan iki korsan kardeş varmış. Korsan P ve Korsan B. Korsanlar normalde başka gemilerin taşıdığı değerli şeyleri çalan, gemileri soyan, çok da iyi olmayan kimselermiş. Ama Korsan P ve Korsan B öyle değilmiş. Bu yüzden onlara sevgili korsanlar diyorlarmış. Sevgili korsan mı? Çok komikmiş. Evet Pepeciğim. Korsan B ve Korsan P sevgi dolu iki korsanmış. Diğer korsanların aksine denizlerin, okyanusların derinliklerinde yolunu kaybeden, zor durumda kalan, fırtınaya yakalanan gemilere yardım etmek için yaşıyorlarmış.
Çok güzelmiş. Ne zaman bir gemi zor durumda kalsa sevgili korsanlar onları kurtarıyor ve gemilere gereken yönü gösterip sevgiyle uğurluyormuş. Sadece gemilere mi? Suyun içinde hastalanan balıklara, balinalara, suyun üzerinde uçarken zor durumda kalan kuşlara, herkese yardım ediyorlarmış. O gün kocaman bir leylek sevgili korsanların gemisine düşmüş. Aa, bu leylek hasta kardeşim. Hemen onu iyileştirelim abi. Tamam, hadi. Sevgili korsanlar leyleği iyileştirmişler. Leylek çok mutlu olmuş. Korsanlara teşekkür edip uçup gitmiş. Güle güle güzel leylek. Bize unutma leylek. Güle güle. Günlerden başka bir gün korsan P ve korsan B'nin gemisinin yelkeni yırtılmış. Gemide yelkeni onaracak hiçbir şey yokmuş. Şimdi ne yapacağız? Abi bak bir gemi geliyor. O sırada ufukta bir başka gemi belirmiş. Sevgili korsanlar çok sevinmişler. Çünkü bu gelen gemiden yardım alıp yırtılan yelkenlerini onarabileceklerini düşünmüşler. Buradayız, buradayız. Hey, bizi görmüyor musun? Buraya, buraya gel. Karşıdan gelen gemi korsan B'nin gemisiymiş. Ne istiyorsunuz benden? Yelkenimiz yırtıldı. Bunu dikecek iğne ve ipliğimiz yok. Sizde varsa bize yardım eder misiniz? Evet, iğne ve ipliğim var ama size neden yardım edeyim ki? Bu denizde ne kadar az korsan olursa ben o kadar çok gemiyi soyarım. Size yardım etmeyeceğim. Ama niye yardım etmedi ki korsan B? Gerçekten çok üzücü. Şimdi ne olacak korsan P'ye ve korsan B'ye? Bakalım ne olacak? Korsan B gerçekten sevgili korsanlara yardım etmeden gitmiş. Sevgili korsanlar fırtınanın yaklaştığını ve fırtınanın gemiyi batıracağını biliyorlarmış. Artık hiçbir umutları kalmamış. Birbirine sarılmış sevgili korsanlar. Canım kardeşim, sanırım gemimiz batacak. Seni çok seviyorum. Keşke yapabileceğim bir şey olsaydı. Canım abim. Kardeşim kurtulduk, kurtulduk. Hemen yelkenlerimizi dikelim abi. Teşekkür ederiz güzel leylek. Bu leylek günler önce hastayken bulup iyileştirdikleri leylekmiş. Korsan P ve korsan B iğne ve iplikle yırtık yelkenlerini bir güzel onarmışlar. Fırtınada batmaktan böylece kurtulmuşlar. Bu hayatta yapılan bir iyiliğin her zaman başka iyilikleri doğurduğunu bir kez daha görmüşler. Ay ne güzel. Çok güzel bir öykü bir öğretmenim. Bitti mi? Hayır, devam ediyor. O gece fırtınada korsan B'nin gemisi bozulmuş. Korsan B ne yapacağını bilememiş. Böyle giderse gemisi batacakmış. O sırada sevgili korsanlar korsan B'nin gemisini fark etmişler. Aa abiş bak, bir korsan gemisi. Fırtınada batacak gibi görünüyor. Bu geçen gün karşımıza çıkan korsan B'nin gemisi. Ne yapacağız? Tabii ki hemen ona yardım edeceğiz. Hiç düşünmeden hemen gidip ona yardım etmişler. Korsan B'yi kendi gemilerine alıp hayatını kurtarmışlar. Ben size yardım etmemiştim ama siz bana en zor zamanımda yardım ettiniz. Siz ne kadar iyi korsanlarsınız. İyilik yapmak her durumda en güzelidir. İyilik yapmak hem seni hem de başkalarını mutlu eder. Mutluluk en güzel şeydir. Korsan B de o günden sonra sevgili korsan olup herkese iyilik yapmaya karar vermiş. Artık iki değil üç tane sevgili korsan varmış. Bu öykü de iyilik ve güzelliklerle burada sona ermiş. Çok güzel bir öyküymüş öğretmenim. Çok sevdim. Ben de bayıldım. En çok sevgili korsanları ve Leyla'yı sevdim ben. Ben hepsini sevdim. Çünkü sonunda kötü korsan B de sevgili korsan oldu. Ben de çok sevdim bu kitabı. Bu okuduğumuz en güzel kitaptı. Beğendiğinize sevindim. Bu kitaptaki öykü özetle iyiliğin karşılık beklenerek yapılan bir şey olmadığını, her durumda iyilik yapılabileceğini söylüyor. Evet sevgili korsanlar, o bize yardım etmemişti. Biz de ona yardım etmeyelim diyebilirlerdi. Ama demediler. Evet demediler. Çünkü korsan B kötülük yaptığı için sevgili korsanların da kötülük yapması hiç doğru bir davranış olmazdı. Sevgili korsanlar her durumda iyilik yapan korsanlar. Öğretmenim. Efendim Pepe. Bu kitabı bir kez daha okur musunuz? Aa evet. Ne olur öğretmenim ne olur. Lütfen bir daha okuyalım. Evet okuyalım. Lütfen. Hadi öğretmenim lütfen. Çocuklar. Kumyu çok mu
Okumaz olur muyum? Haydi başla. Baba. Çok az kaldı Pepeciğim. Bakalım bebeğe ona aldığım armağanı beğenecek mi? Bence beğenecektir. Ben kardeşimi çok seviyorum baba. Canım oğlum benim. Bebe de seni çok seviyor Pepe. Bundan eminim. Hadi artık eve gidelim lütfen lütfen. Bak evimiz göründü bile. Görüşürsün. Bebe güzel kardeşim. Buradayım abi. Geldiniz mi? Evet geldik canım bebeciğim. Bak sana ne aldım. Bana mı aldın? Evet dur bekle orada geliyorum. Tamam abi. Ha? Güzel kardeşim neredesin? İyi buradayım Pepe. Allah seni bebe. Demek benden saklandın he. Şimdi görürsün sen. Yakaladım seni. Yakaladı. Şimdi ne yapacaksın bana Pepe? Armağanını vereceğim. Ay canım abişim. Umarım beğenirsin. Bunu senin için babamla seçtik. Bakalım beğenecek misin? Aa abiş ne kadar güzel bir kitap bu. Senin kitapları çok sevdiğini biliyorum. En çok seveceğin öyküyü seçmeye çalıştım. Resimleri çok güzel görünüyor. Bu bir çoban öyküsü galiba. Kitabın adı ne Pepe? Seni seviyorum. Ben seni seviyorum Pepe de. Kitabın adını bilmiyor musun? Seni seviyorum. Ay abiş ben seni gerçekten çok seviyorum. Kitabın adını merak ediyorum. Kitabın adı ne söyler misin? Söylüyorum işte bebe. Kitabın adı seni seviyorum. Ha öyle mi? Ben de sandım ki. Çok güzelmiş. Şimdi daha da çok merak ettim ikinci öyküyü. Aslında ben de çok merak ediyorum. Ben adını beğenip aldım ama içinde nasıl bir öykü var bilmiyorum. Kim okuyacak şimdi bu kitabı bize? Şu. Efendim Pepe? Biz bu kitabı okumak istiyoruz ama daha ben de Pepe de okuma bilmiyoruz. Bizim için sen okur musun? Ha tabii canım. Seni seviyorum. Ne güzel bir adı var kitabının. Evet ben bu kitabı bebeğe armağan olarak aldım. Çok güzel yapmışsın Pepeciğim. Okuyalım bakalım içinde nasıl bir öykü varmış. Yaşasın. Dinliyoruz şişiyi. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde çok güzel yemyeşil etekleri olan bir dağda... Dağ etek mi giymiş yani? Dağın yerle birleştiği geniş düzlüklerine dağın etekleri denir canım. Bu bir benzetme. Sanki senin eteklerin gibi ya şekli. Oraları mı şu? Evet Pepeciğim. Aa tamam. Bak benim eteğim de böyle gittikçe açılıyor. Dağın eteği de öyle. İkimizin de eteği var. Devam et şu. Evet bu çok güzel etekleri olan dağda bir çoban yaşarmış. Bu çoban çok aksi, sinirli. Yaşama hep olumsuz bakan bir çobanmış. Kaşları hep çatık çatık dolaşırmış. Bütün gün canı sıkılır. Herkese, hayvanlara, insanlara kızar. Ağzından bir tane bile güzel söz çıkmazmış. Geçin bakayım şöyle. Dağılmayın. Şişt, sen nereye çıktın oraya? Git. Şöyle. Yazık ona. Sevgisiz çoban bu. Evet gerçekten de bu çoban sevmeyi hiç bilmiyormuş. Günlerden bir gün çoban dağlarda hayvanlarını gezdirirken kayalıklara sıkışmış küçücük bir kuş çocuğu görmüş. Bana yardım edebilir misiniz acaba? Buraya sıkıştım. He? Sen de kimsin? Benim adım Sevgili Kız. Oyun oynarken bu taşlar üstüme yuvarlandı. Sıkıştım kaldım. Beni çıkarır mısınız? Canım yanıyor biraz da. Çoban söylene söylene, sinirlene sinirlene çıkarmaya çalışıyormuş küçük kızı sıkıştığı yerden. Sen nereden çıktın ki şimdi? Bıraşlarım bir sürü beni of. Ay, senin yüzünden nasıl da yoruldum. Şimdi ben nerelere gitmiştim? Çok teşekkür ederim güçlü çoban. Tamam hadi bak işine.
Kız çobana sarıldığında çoban daha önce hiç hissetmediği çok güzel bir duygu hissetmiş. Ama bunun ne olduğunu bilememiş. Sevgili kız mutlulukla kırlarda koşup kelebeklerle dans etmeye başlamış. Sevgili kız ne kadar da sevgi dolu bir kız. Çoban da sevgisiz bir çoban galiba. Evet, çoban sevmeyi bilmiyor sanırım bebe. Ama sevgili kız biliyor. Zaten ondan adı sevgili kız herhalde. Evet çocuklar, aferin size. Devam et Çuş, çok merak ettim neler olacak. Aradan zaman geçmiş, bir gün dağda yine bu küçük sevgili kız ile sevgisiz çoban karşılaşmışlar. Çoban hayvanları incecik bir köprüden akarsuyu diğer tarafına geçirmek için uğraşıyormuş. Çoban hayvanlara sert bir ses tonuyla ve sinirle bağırıyormuş. Hadi sizi bu tarafa diyorum. Gelin gelin hadi size. Aa, sinirleniyorum bak he. Hadi de bu tarafa dedim size. He. Allah'ım ya, oraya değil. Bu tarafa değil. Köprüye köprüye. Hadi köprüye. Ya Rabbim ya. Sevgili kız uzun uzun çobanı seyretmiş. Sonra dayanamamış. Şey çoban abi. Onlara kızmışsın. Görmüyor musun? Nasıl kızmayayım? Hiçbiri beni dinlemiyor. Ama onlara hep bağırıyorsun. Sinirle konuşuyorsun. Onlar da seni dinlemek istemiyor. Demiş. Çoban sevgili kızın ne demek istediğini anlamamış. Sen onları o köprüden öteki tarafa geçirmek istiyorsun değil mi? Evet. Güzel keçiler tatlı koyuyorlar. Ay senin tüylerin ne kadar yumuşak böyle. Siz ne kadar tatlı, ne kadar güzel hayvanlarsınız. Seni çok seviyorum. Aa, seni de çok seviyorum. Hepinizi, hepinizi çok seviyorum. Hay durun, hay durun, durun. İşte sihirli sözcük bu. Seni seviyorum. Bunu nasıl yaptın? Daha bitmedi, izle çoban abi. Şey, sizden bir şey isteyeceğim çocuklar. Benim şimdi şu suyun öbür tarafına geçmem gerekiyor. Ama yalnız gitmek istemiyorum. Siz de benimle gelir misiniz? He, nasıl yani? Hadi çocuklar gelin. Aferin size. Bak çoban abi gördün mü? Hepsi güzellikle bu taraftalar. Ama bu nasıl oldu ki? Tabii ki sevgiyle. Ben zorlaşıyorum, mutlu yaşıyorum. Başka görüyorum. Gülünce her şey daha güzel görünüyor. İnsanın içinden hep sarılmak geliyor. Keşke sevmeyi daha önce öğrenseymişim. Koyunlarım, içlerim, çoban oğlan sizi çok seviyor. Seni seviyorum, seni seviyorum. Bu söyleyince dünyayı. Artık sevgili bir çoban olmuş. O günden sonra hep gülümsemiş ve kendi kendine kimseye kızmayacağına, kimseye somurtmayacağına söz vermiş. Sevgili kıza çok teşekkür etmiş ve kendi kendine meğer sevmek ne kadar güzelmiş demiş.
tabii ya, sevmek gibisi var mı? Çok güzel bir öyküydü Şuşu. Canım abim bana en güzel öykü kitabını almış. Sevmek gerçekten çok güzel bir şey. Ne diyordu öyküde? Seni seviyorum. Seni seviyorum. Bunu söyleyince dünyayı değiştiriyorum. Evet kardeşim. Abi. Efendim bebe. Seni çok seviyorum. Sen beni sevmiyor musun? Seni sevmez olur muyum? Sana bayılıyorum. Seni çok seviyorum bebe. Canım abişim, canım abişim. Niye gelmedi ki? Bilmiyorum bebe. Şimdi gelir herhalde. Ha? Şş, bak geliyor. Yaşasın. Aa Pepe, bebe. Merhaba Şila. Merhaba Şila. Ne bekliyorsunuz böyle? Dodo bugün bize gelecek, onu bekliyoruz. Aa öyle mi? Ne güzel. Aa Şila, sen de gel bekle istersen. Sonra beraber oynarız. Aa tabii, olur Pepe. Harika. Hoş geldin bekleme alanımıza. Günlerce bekledi Pepe. Dudu oynamaya gelsin diye. Bıkmadı, yılmadı, vazgeçmedi. Sonunda Dudu da geldi. Ha? Bakın. Evet geliyor bebe. Bu kim ki? Merhaba Zeze. Zeze benim sınıf arkadaşım Şila. Yani ha? Sen de bizim sınıfa gelirsen senin de sınıf arkadaşın olacak Zeze. Aa ne güzel. Merhaba Zeze. Benim adım da Şila. Şila da benim teyzemin kızı Zeze. Of, memnun oldum Şila. Ben de. Ne bekliyordunuz burada böyle? Dudu bize oyun oynamaya gelecekti de onu bekliyorduk. Pepe ile bebe beni de beklemeye çağırdı. Sonra da hep beraber oyun oynayacağız. Aa ne güzel. Benim de canım sıkılıyordu. İyi tamam Zeze. Zeze sen de gel hadi. Harika tamam. Hep beraber bekleyelim o zaman. Hadi gel artık Dudu. Ayağımız uyuştu. Oyun oynamak için. Önce bir oyun seçin. Çok güzel bir oyun seçelim mi Dudu gelene kadar? Aa tamam hadi seçelim. Geri geliyor bakın. Aa, kesin Dudu bu. Ha? Oh ya. Aa. Gülmüş. Merhaba arkadaşlar. Merhaba Bibi. Merhaba. Merhaba. Merhaba Bibicik. Eminim burada ne beklediğimizi soracaksın. Evet bebe çok merak ettim. Böyle oturmuş ne bekliyorsunuz? Dudu bugün bize oyun oynamaya gelecekti ama Dudu gelmedi. Onun yerine Şila geldi, Zeze geldi, sen geldin. Sen de bize katılmak ister misin Bibi? Aa tabii oyun oynamaya bayılırım ben. Ama önce Dudu'yu bekleyeceğiz. Aa tamam. Bekle, bekle, bekle. Sıkılma, sabretmeyi dene. Sabret, sabret, çatla. Ortada ikiye ayrıldım. Ne yapayım abi? Beklemekten çok sıkıldım. Sabret bebe. Sabretmek ne demek? Gerçekleşmesini istediğin şey, gerçekleşene kadar beklemek demek bibi. Aa, şişiu. Efendim bebe? Bize sabretmeyi sevdirecek bir şarkın var mı? Hmm, tabii ki var. Aa, harika, hadi söyleyelim. Tamam. Düşler kurup beklemek, ne güzeldir sabretmek. Hadi sen de bir düş kur, sabrederek huzur bul. Sabır, 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 beklemektir ağır ağır. Sabır, 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 beklemektir ağır ağır. Sabırla beklersen eğer, gerçekleşir tüm düşler. Hadi sen de bir düş kur, gelsin sana da huzur. Sabır, 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 beklemektir ağır ağır. Sabır, 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 beklemektir ağır ağır. Beğendiniz mi sabretmek
şarkımızı. Evet. Bu şarkıyla sabretmek çok daha eğlenceli. Aa, bakın biri daha geliyor. Aa, beyni tozu değil. Hop demek yok. Sabretmeyi öğreniyoruz. Evet, öğreniyoruz. Aa, Pepe, Zeze, Bibi, merhaba. Ben de buradayım. Ben de Bebe. Bu da Şil. Memnun oldum. Merhaba Mimi. Merhaba. Merhaba. Sen kimsin? Merhaba hepinize. Benim adım Tutu. Tutiş. Çok güzelmiş adın. Tutu benim halamın oğlu. Yakında Tutu da bizimle okula başlayacak, biliyor musunuz? Aa, ne güzel. Ben de başlayacağım. Pepeleri sınıfına hem de. O zaman hepimiz aynı sınıfta olacağız. Ben hariç. Zaten en küçük ben kaldım aranızda. Şey. Burada böyle oturmuş ne mi yapıyoruz Mimi? Aa, nereden bildin ne soracağımı? Kuşlar söyledi. Dudu'yu bekliyoruz. Hepiniz mi? Evet. Pepeler gelecekmiş bugün oyun oynamaya ama bir türlü gelmedi. Siz de bize katılmak ister misiniz? Aa, çok sevinirim. İki ekmek aldım. Eve gidiyorum. Biri büyük, biri küçük. İki ekmek aldım. İki ekmek aldım. Eve gidiyorum. Biri büyük, biri küçük. İki ekmek aldım. Hani oyun seçecektik Dudu gelene kadar. Aa, doğru, seçecektik. Ne oynayalım Dudu gelince? Topumuz var mı? Olmaz mı? Var tabii. İstop oynayabiliriz. Ben istopu çok severim. Ama futbol da oynayabiliriz. Aa, futbol oynayalım lütfen, lütfen. Ben de futbol oynayabilir miyim Pepiş? İstersen oynarsın tabii bebe. Ama sen fasulye olacaksın. Fasulye mi? O neymiş? Yani fasulye almak ne demek? Yani yedek oyuncu gibi bir şey bebe. O zaman ben fasulye almam. Aa, biri daha geliyor. Bence bu sefer Dudu bu. Bence değil. Lütfen Dudu olsun. Çünkü burada sabır taşı oldum artık. Bence de Dudu. Bence de. Bence de. Tüh be. Olmaz. Gerçekten olamaz bu. Ne oldu çocuklar? Boncuk gibi dizilmişsiniz buraya. Hayırdır? Aa, niye beni görünce bu kadar üzüldünüz? Sen anlat Şila. Biz anlatmaktan yorulduk artık. Bebe ve Pepe bugün Dudu'yla oyun oynayacaklarmış. Burada Dudu'yu beklerlerken ben geldim. Sonra Zezi geldi. Sonra Bibi geldi. Sonra Mimi geldi. Tutu geldi. Anladım. Sonra da ben geldim. Öyle mi? Evet dede. Yani hala Duduş gelmedi. Bize sabrediyoruz. Ama sabır taşı olduk kaldık. Ama bunun için üzülmeniz biraz tuhaf değil mi? Niye ki? Siz bir kişi bekliyormuşsunuz. Şansınıza 1, 2, 3, 4, 5... Beni de sayarsan 6 kişi gelivermiş. Aa, hiç böyle düşünmemiştim. Bence. Tabii ya. Biz gelmesek Dudu gelseydi siz üçünüz oyun oynayacaktınız. Ama şimdi ne kadar çokum. İşte bu mutluluğumu yerime getirdi. Doğru. Bir kişiyi beklerken bir sürü arkadaşımız geldi. Sen de bizimle Dudu'yu bekleyecek misin o zaman dede? Aa, olur. Evet, böyle boş boş beklemek biraz sıkıcıymış. Beklemiyoruz dede, sabrediyoruz. Tamam. Aa, dedeme hadi sabır şarkımızı söyleyelim. Tamam. Düşler kurup beklemek, ne güzeldir sabretmek. Hadi sen de bir düş kur, sabrederek huzur bul. Sabır, 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 beklemektir ağır ağır. 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 Şarkıymış çocuklar. Evet dede. Aa, bakın biri geliyor. Bu sefer kesin Dudu. Bence de. Bence değil. Bence Dudu. Bence de.
ki? Bu bizim güzel arkadaşımız Maymuş. Ne oldu Maymuş kardeş? Sen de oyun oynamaya mı geldin? Nasıl yani? Ne diyor Maymuş Pepe? Dudu'yu gördüm, gelemeyecekmiş diyor. Gerçekten mi Maymuş? Gerçekten değil mi yani? Kafa karıştı. Aa, bakın çocuklar, biri geliyor.